Göreve gelmiştim. Yıllar sonra tekrar ordumuzda Rabbim görev nasip etti. Bu vesileyle de burada yıllar önceki dostlarımızı görmek, dönem arkadaşlarımızı görmek. Bugün ev sahipliğini Rize Valimiz ve Rize Belediye Başkanımız yapıyor. Kendilerine de yapmış oldukları ev sahiplikleri için, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Tabii ülkemizin her bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla Kalkınma Ajansları'nın çok güzel projeleri gerçekleşmekte. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı da bunlardan bir tanesi. İnşallah bu toplantının hem Doğu Karadeniz bölgemize, illerimize, yöremize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bu üç projede bizim için çok önemli projeler, işte ordu için çok önemli projelerdi. Bunlardan bir tanesi cam sahasına giriyoruz. Camın sanatsal olarak işlenmesi, yapılması, bununla ilgili bir istihdam sahası olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili candan cama diye bahsettiğimiz proje kabullenildi. Dolayısıyla ordumuz yeni bir sahaya daha kavuşmuş oluyor. Hem istihdam açısından hem üretim açısından ekonomimize önemli katkısı olan bir projesi. Diğeri bildiğiniz gibi helva imalatı ile ilgili Kabataş'ın çok güzel bir cevizli helvası var. Bunun Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir projeydi. Onun da üretimini modern usullerle imalatını yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili tesis kurulacak. Bu da bu projede geçti. Bir de Aybastı'da Toygar Tepesi ile ilgili olarak yapılan bir yol konusu var. Buraya bungalovlarla beraber yeni bir yerleşim merkezi yapmayı düşünüyoruz. Karadeniz turizminde çok önemli bir yere kavuşmuş olacak. Bildiğiniz gibi Perşembe Yaylası Menderesleriyle ün yapmış. Çok önemli bir yayla. Kışın da burasını bir kayak merkezi olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla buraya yapılacak tesislerin de bir proje bütünlüğünde kabulünü sağlamış olduk. Dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üç projenin üçünü de kabul edilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bunlar aynı zamanda hem ilimize, hem bölgemize, hem de ülkemize önemli bir kazanç olacaktır.